Zeytinli Boğaz Permakültür Çiftliği'ndeyiz. Çiftliğin sahibi Selçuk abiyle önce kümesi ve hayvanların olduğu yerleri, daha sonra da çiftliğin çevresini gezeceğiz. Hoca olan. Oğlum benim. Eke. Aferin oğluma. Evet. Sıcacık yumurta. Sesleri ya, çok acayip. Çiftlikte birçok hayvan var. Tavuk, güvercinler, ördek, hindi, tavşan, kedi, köpek. Bunlar çiftliğin sakinleri. Onun dışında da toprağa hayat veren en önemli canlılardan solucanlar. Yine çiftliğin her köşesinde bizlerle beraber. Tutarsa burası, diğer taraflara da lavanta, zeytin şeyini. İncirler, kirazlar, arkada cevizler. O bizim araya bile gözüküyor. Yine şu boşlukta baklava var. Toprağı çok seviyor bunları. Tüycükler var. Evet. Çok acayip ya. Şeyler de etkili. Mesela salyangoza müsallat olan uğur böcekleri vardır ya, onların larvaları, etçil uğur böceği aynı zamanda, onu diğer böcekleri yesin diye yetiştirdiler. Yakalamış şeyi, salyangozu, salyangoz nasıl köpürüyor onu uzaklaştırmak için. Bir gün buldum, sonra bu nasıl böceği araştırınca baktım ki, aslında uğur böceğiymiş o. Değerli şeyler ama. Burada önceki medeniyetlere ait olan işte eserler çıkmış. Bu pişmiş toprak parçası da onlardan bir tanesi. Burada da duvarlar ölmemiş, gözüküyor. Çıkmış. O da mı Canerik? Aha. Onu çevireceğiz. Büyüyecek o burada. Ağaç oldu. Burada elmalar var. Şu sırada zerdaliler var bak. Hepsi badem, bu renk olanlar Texas bademi, ince kabuk. Bu taraftakiler zerdali kayısı. Burada işte bütün tavukların hepsi kümesi. Bu arazide şeyi iyi planlamak lazım. Mesela evin burası, kümes burada. Kümesle evin mesafesi 200 metre diyelim. Günde kaç kez ben kümese gidiyorum beslemek için, işte yumurta toplamak için, korumak için. Onları bakıyorsun, günde kaç metre yapacağım. Enerji planlaması bu da işte o. Senin kendi zamanını, enerjini oraya. Zon 1, zon 2, zon 3, zon 5'e kadar permakültürde şeyler var. Zonlar, bölgeler var. Her birinin içleri farklı. Bu mantığa göre tasarlıyorsun. Yani ben buraya 5 diyeyim, buraya 3 diyeyim diyemiyorsun. 3 diyorsan da 5 diyorsan da gerekçesiyle onu belirtmen lazım, söylemen lazım. 2 yaşında, 3 yaşında elma oluyor. Bunlara güzel geliyor. Hiç ellenmedi, dokunulmadı. Hmm.
içinde. Üçüncü ve üçüncü birbirine kaynaşmış. Armutlar var burada. Evet. Şuralarda böğürtlenler olmuş. Onun için değerlendirmeyi. Şöyle lazım olur. Mesela şimdi merkeze bir sekizgen bina yapıyorsun. İçi en fazla 60-70 metrekare. Her köşesinden bir kerteriz alıp 8 ayrı parçaya araziyi planlıyorsun. Hayvan çıktığı zaman her gün ayrı bir kapıdan ayrı bir parsele çıkıyor. Yani 1250 metrekarelik parseller olduğunu düşün hepsini. Hı-hı. Maksimum 200-250 tavuk için o arazide. Gidiyor hayvan oraya. 5 metre düşmesi lazım serbest hayvanın üstüne. Yiyor, giriyor akşam evine. Ertesi gün çıktığında öbür kapıdan öbür araziye. Dolayısıyla orayı köreltememiş oluyor. Çünkü aşırı otlatma dediğimiz bir şey var arazilerde. Köy meralarında benzer durumlar meydana geliyor. Bak sarısayı görüyor musun? Geçen sene kalmış. Bunun lezzetini hayal edebilir misin? Kuoka bahçesinde böyle şeyler var. Atıyor tohum topu yapıp bütün tohumları araziye. Ve ondan sonra sadece topluyor. Bir parça da burada Fukuoka bahçesi yapmak istiyorum ben. Hani hiç dokunmadım ama turp, marul, işte maydanoz, dereotu, pırasa. Hem kışlık hem yazlık beraber. Dolayısıyla birbirinin ardılı olsunlar. Biri bitince öbürü o ara gelişiyor olsun. Ay ya, o çok güzel bir şey ya. Gerçekten yani. Alalım mı bunu? Tohum mu bırakalım? Bence kalsın orada. Evet, tohum bırakalım. Bak bir tane daha var. Bunu alalım. Şimdi güçlü bir tohum olmayacak. Başta tadı garip gelecek. Ama sonunda elma yiyormuş gibi seçeceksin. Fakat geriden bir acılık gelecek. Tadı sarımsak gibi aynı zamanda bunun. Evet. Lan bu sarımsak mı yoksa? Evet, bu sarımsak. Sarımsağa da benziyor diyecektim. Sarımsak. Yakıyor acayip çünkü. Bence ama pırasayla döllenmiş bu. Çünkü sarımsak. Sarımsak bu kadar koyu mu ya rengi? Evet. Bir de işte çıkıyorsun. Güzel ve yorucu bir günün ardından sobayı yakıp yemeğimizi yiyeceğiz. Biraz dinlendikten sonra da İstanbul'a eve doğru yola çıkacağız.